arkadaşlar, malum biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle şu anda derslerimizi yüz yüze görüşemiyoruz. Bundan dolayı ne yapacağız gençler? Uzaktan eğitim derslerine veya videolarla devam edeceğiz. Bugünkü konumuz özellikle Türkiye'de tarım etkileyen faktörler, özellikle Türkiye'deki tarım ürünlerini tek tek ele alacağız. Bu videoyu izleyecek olan arkadaşlarımız 11. sınıf, 12. sınıfı mezun gruplarına verildiğini söyleyebiliriz gençler. Türkiye'de tarım deyince aklımızda ne gelmesi lazım? Tabii ki de Türkiye özellikle genç oluşumu olduğundan dolayı darlık ve engebeli alanlar çok fazla olduğu için genelde tarım arazisi çok çok azdır diyebiliriz. Az olan bu tarım toprakları üzerinde de verimli tarım yapıldığını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de tarımı etkileyen bazı faktörler var. Bunları tek tek ele alacağız. Özellikle en başta sulama gençler. Sulamanın olduğu yerlerde genellikle her türlü tarım yapıldığını görebiliyoruz. Bunun en tipik örneklerinden bir tanesi ise gençler Konya olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de özellikle sulama sıkıntısının en fazla olduğu bölgemiz özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. En az ise gençler, neresinde diye soru gelirse tabii ki de ne diyeceğiz gençler? Karadeniz bölgesi. Evet, ülkemizde özellikle su sulama sorunu en fazla olduğu bölgemiz İç Anadolu. En az ise Karadeniz bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. İç Anadolu'da su sıkıntısının az olmasında, fazla olmasında etkili olan faktör özellikle yağışların az olması. Karadeniz bölgesinde ise yağışların fazlalığından dolayı genelde sulama sıkıntısında herhangi bir problemimiz yok. Peki sulama sıkıntısının olduğu yerlerde suyu götüremiyorsak o zaman ne yapmam lazım? Ne yapmamız lazım? Muhakkak ki gübreleme yapmamız lazım. Özellikle Türkiye'de gübre kullanımının en fazla olduğu bölgemiz gençler İç Anadolu bölgesi. En az ise Karadeniz bölgesi olduğunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Peki biz gübreyi İki gruba ayıracağız gençler. Doğal gübre ve yapay gübre. Genelde doğal gübre hayvansal dışkılardan özellikle yapıldığını söyleyebiliriz gençler. Yapay gübre ise özellikle Fas, Tunus, Cezayir dediğimiz ülkelerden satın aldığımızı söyleyebiliriz. Peki biz sonraki faktörümüz ise gençler tohum ıslahı. Eğer bir üründen çok fazla verim almak istiyorsan kesinlikle ne yapmak zorundasınız gençler? Tohum ıslahını yapmak zorundasınız. Mesela buğdayın 2000 küsür çeşidinde olduğunu muhakkak bilmemiz gereken faktörlerden bir tanesi. Bir diğer faktörümüz ise gençler makineleşme. Makineleşmenin en fazla olduğu bölgemiz özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi genellikle makineleşmeye yakın olan yerlerdir. Özellikle makineleşimin en fazla olduğu yerler söyledik. En az olan yerler ise gençler özellikle Karadeniz bölgesi, evet, Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gençler. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde özellikle makineleşmenin az olmasına etkili olan faktör yer şekilleri. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde ise makineleşmenin fazla olmasında etkin olan faktör ise gençler düz alanların, ovalık ve platoluk alanların olması. Makineleşmeyi gençler yine iki gruba ayırmamız lazım. Olumlu ve olumsuz sonuçları var. Olumlu sonuçlarından bir tanesi çok kısa sürede hasadını, yani tarımın hasadını yapabiliyoruz. Ama özellikle makineleşme ile birlikte işsizlik oranında arttığını öngörülebiliyor gençler. Mesela Adana ve çevresinde genellikle ırgatlar çalışıyor, marabalar çalışıyor. İşte bu marabalar bu makineleşme ile birlikte traktörün özellikle Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte işsizlik oranının arttığını görebiliyoruz. Ziraat mücadeleye baktığımızda ise özellikle ziraat mücadeleye gençler tarımda kullandığımız ilaçlar. Bu ilaçlar hem bitkilere hem de insanlara zarar verdiğini bile bile kullandığımızı söyleyebiliriz gençler. Özellikle kimyasal ilaçlar en çok kullanıldığı yerlerin başında ise modern tarım yapıldığı yerler, yani gelişmiş ülkeler çok fazla kullandığını söyleyebiliriz. Bir diğer faktörümüz ise gençler pazarlama. Sizin notlarınızı yok, muhakkak onu eklememiz lazım gençler. Mesela diyelim ki tüketimden fazlasını ne yaptınız? Ürettiniz. Peki o fazlaları ne yapmamız lazım? Pazarlayıp dış ülkelere satışını sağlamamız lazım. Mesela Türkiye'de özellikle fındık, bunun dışında özellikle kayısı olsun, incir olsun, bu gibi ürünlerin ne yapıyoruz gençler? Fazlasını dışarıya sattığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'de uygulanan bazı tarım yöntemleri var gençler. Normalde 4 tanedir, biz 3 tanesini anlatacağız. Evet gençler, Türkiye'de özellikle en yaygın kullanılan yöntem gençler özellikle
ekstansif tarım, yani geleneksel tarım, ilkel tarım. Gençler, şu yöntem şu şekilde işleniyor. Tarla sürülüyor, tohum ekiliyor, gerisi Allah'a bırakılıyor. Ne bir sulama, ne bir gübreleme, ne bir ilaçlama, hiçbir faaliyet olmadığından dolayı gençler çok fazla verim alınamıyor. Hangi ülkeleri buna kullanıyor gençler? Genellikle gelişmemiş ülkeler bu yöntemi kullandığını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de en fazla bu yöntem nerede uygulanıyor diye bir soru gelirse İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Bir diğer yöntemimiz ise gençler intensif tarım. Yoğun tarım ya da modern tarım diye de geçiyor gençler. Evet, modern tarım genellikle gelişmiş ülkeler uyguladığı bir yöntemdir gençler. Şu şekilde söyleyeyim size. Yukarıda anlattığım bütün faaliyetlerin hepsi gençler modern tarımda uygulanıyor. İlk önce tarla sürülüyor. Daha sonrasında buğday ekiliyor. Sulama, artı ilaçlama ve en çok da ne kullanılıyor gençler? Makineli tarım kullanıldığını söyleyebiliriz. Üretmeye, yani tüketimden fazlası olduğundan dolayı verim çok fazla olduğu için genelde ne yapılıyor gençler? Dışarıya satıldığını söyleyebiliriz. Yine Türkiye'de en fazla uygulandığı yer ise gençler az önce anlattığımız gibi Marmara bölgesi, Ege ve GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesi genellikle modern tarım uygulandığını söyleyebiliriz. Evet, geldik NADAS'a. NADAS nedir diye sorulursa gençler, NADAS toplam bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmasına ayırıyor. Mesela Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde çok yaygındır gençler. Toprak bir yıl ekiliyor, bir yıl boş bırakılıyor. Boş bırakıldığı yerlerde gençler özellikle dış kuvvetler dediğimiz buzullar, akarsular, rüzgarlar bu gibi faaliyetler ne yapıyor gençler? Verimli olan toprağı başka bir alana taşıyor. Taşındıktan sonra verimsiz toprak kaldığından dolayı çok fazla verim alınamıyor. Bir de NADAS yönteminde kullanılan bir faaliyet daha var gençler. Bu da nedir? Anız yakma. Anız yakma faaliyeti şu şekilde gençler. Buğdayın başakları alınıyor. Sap olan kısımları yakılıyor. Şimdi yaktıktan sonra toprağın içerisindeki minareleri, toprağın içerisindeki canlıları hepsini öldürür mü? Öldürür. Bu da özellikle doğaya verdiğimiz zararlardan bir tanesidir diyeceğiz gençler. Bunun için kesinlikle bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de Türkiye'de özellikle ekili dikili alanlar bakımından en fazla ve en az olan bölgeyi muhakkak bilmemiz lazım. Özellikle Türkiye'de en fazla tarım arazisi ekilen alanlar gençler Marmara bölgesi birinci sırada. %30'luk bir dilimle oluşturduğunu söyleyebiliriz. Nüfusu çok fazla olmasına rağmen, sanayi gelişmesine rağmen özellikle topraklarda en fazla verimli alan bölgemiz kesinlikle neresidir? Marmara bölgesidir gençler. Marmara bölgesinden sonra İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gelecek. Aman dikkat! En az ise Doğu Anadolu bölgesi. Kesinlikle ana nedeni sorarlar gençler. Dağlık mengebeli ve yüksek yer olması ve buna bağlı olarak da iklim koşulları elverişsiz olmasıdır diyebiliriz gençler. Bunları tek tek ele aldığımızda gençler bizim Türkiye'nin tarımın ne kadar önemli olduğunu tekrardan ele alacağız. Bir sonraki videomuzda ise Türkiye'deki tarım ve tarım çeşitlerinin hepsini tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiki konumuz Türkiye'deki tarım, Türkiye'de tarım ürünleri, bunları tek tek ele alacağız gençler. Özellikle hangi tarım, hangi bölgemizde daha fazla, daha yaygın kullanıldığını, vaatı üretildiğini muhakkak bunları bilmemiz lazım. Genelde özellikle hangi il birinci sırada yer aldı, bununla ilgili sorular gelecektir. Bunun için tek tek ele alacağız gençler. Evet, birinci grubumuz ise gençler özellikle nedir gençler? Tahıllar. Tahıllar deyince aklımıza neler gelmesi lazım? Mesela buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç bu gibi ürünler hangi gruba giriyor gençler? Genelde tahıllar grubuna girdiğini söyleyebiliriz. Özellikle buğdaya baktığımızda ise gençler Türkiye'de en yaygın üretilen ve hatta tarımı yapılan tahıl grubuna girdiğini söyleyebiliriz. Peki biz buğdayı hangi alanlarda kullanıyoruz? Muhakkak ki bunları bilmemiz lazım. Birincisi gençler unlu mamullerde kullandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde çok fazla üretimin sağlandığını söyleyebiliriz. Neden? İç Anadolu bölgesi ilkbahar yağışlarından dolayı çok fazla üretim var. Artı bir de yaz yağışları azaldığından dolayı genelde hangi bölgemizde yetişiliyor gençler? En tipik örneği İç Anadolu bölgesi. İl bazında soru sorulursa direkt ben Konya'yı ele alacağız. Evet, özellikle unlu mamullerde kullandığımızı söyledik. Ayrıca özellikle buğday, arpa, yula, çavdar bu gibi ürünler gençler özellikle makyaj ürünlerinde kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Bir diğer ürünümüz ise arpa gençler. Arpanın bir özelliği var gençler. Malum biliyorsunuz
buğday yetişmediği yerlerde yine arpa da yetişebiliyor. Bundan dolayı yayılış alanı buğdaya göre birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine en fazla hangi bölgemizde yetiştirir diye soru gelirse direktmen neyi işaretleyeceğiz gençler? İç Anadolu bölgesi. Arpa da yine ilk sırada yer alan Konya, Yozgat ve Kayseri aklınıza gelecek gençler. Arpa yine hangi alanlarda kullanırız gençler? Özellikle bira yapımında kullanıldığından dolayı gençler özellikle çok yaygındır diyebiliriz. Bir diğer ürünümüz ise gençler özellikle mısır. Mısırı bilmemiz lazım. Soru gelebilir. Ya özellikle hangi bölgenin ürünüdür diye soru gelirse Karadeniz bölgesi. En fazla nerede yetiştirir diye soru gelirse Akdeniz bölge bazlı. Aman dikkat, sulamayla birlikte Konya ne diyor? Diyor ki ben mısırı yetiştirmeye talibim. Özellikle 2020 yılı verilerine göre gençler mısır üretiminde yine birinci sırayı ele alan kim? Gençler Konya'dır diyeceğiz gençler. Mısır hangi alanlarda kullanıyoruz? Genelde mısır unlu mamilerde yağından özellikle faydalanıyoruz. Küspesinden hayvancılık yapılıyor. Ayrıca gençler mısırın yetiştiği yerde buğday yetişmez. Bundan dolayı Karadeniz bölgesinde buğdayın yerini kim almış diye soru gelirse direkt mısırı işaretleyeceğiz. Pirince baktığımızda ise pirincin diğer ismi çeltiktir gençler. Çeltik tarımı en fazla yapılan bölgemiz gençler neresidir? Marmara bölgesi. Özellikle Edirne ve çevresi. İlk sıraya alan ilimiz kesinlikle neresidir? Edirne'de diyebiliriz gençler. Evet, pirincin diğer ismi çeltik olduğundan bilmemiz gerekiyor. Özellikle sıtma hastalığına neden olduğundan dolayı devlet kontrolünde olan bir ürünümüzdür. Evet, geldik çavdar ve yulaf. Çavdar ve yulaf gençler Türkiye'nin özellikle buğday yetişmediği yerlerde yetişen bir ürünümüzdür. Aman dikkat, özellikle yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde ise yağış istediğinden dolayı Karadeniz bölgesinde çok fazla yetişilmediğini bilmemiz gerekiyor. Evet, tahıl grubu bu şekilde gençler. Geçelim meyveciliğe. Evet, meyvecilik deyince bazı arkadaşımız biraz karıştırıyor. Fındık deyince acaba meyve midir, meyve değil midir? Gençler fındık meyve grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Yani çoğu kişiye soru soruyoruz. Diyoruz ki meyve midir yoksa adamlar ne diyor? Evet, diyor ki gençler çerezdir. Çerez nedir zaten? Meyve grubunda yer aldığını söylememiz lazım. Fındıkta özellikle dünyada birinci sıradayız gençler. Özellikle fındık deyince aklımıza iki tane il gelecek. Ordu, Giresun. %80'i Karadeniz bölgesi, %20'si ise işte Marmara bölgesinde yer alan Sakarya'da yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Yine dışarıya sattığımız ürünler grubundadır gençler. Bir diğer ürünümüz ise gençler üzüm. Üzüm Türkiye'nin her yerinde yetişebiliyor. Eksi artı 40 derece özellikle bu gibi faaliyetleri görüldüğü yerlerde yetiştiğini söyleyebiliriz. Yine üzüm hangi bölgemize özgüdür diye soru gelirse direkt neye işleyeceğiz? Evet, Ege bölgesi. Özellikle neresidir gençler? Aydın ve çevresi. Aydın, Manisa, Kütahya, İzmir. Genelde üzüm şarap yapımında kullanılıyor, içki yapımında kullanılıyor. Ekstra bir de sirkesi var malum biliyorsunuz gençler. Kuru üzüm, yaş üzüm olmak üzere de ne yapıyoruz gençler? Dışarı sattığımız ürünlerin başında geliyor. Geldik kayısıya. Kayısı deyince aklımıza neresi gelecek? Tabii ki de Ümit Hoca'dan aklımıza gelsin Malatya gençler. Malatya'da özellikle dünyada birinci. Altını çizelim. Dünyada birinci olduğumuz meyve grubuna baktığımızda kayısı. Hangi ilimiz? Malatya aklımıza gelsin gençler. Malatya'dan sonra ise gençler Iğdır ikincili aldığını söyleyebiliriz gençler. Bir diğer ürünümüz ise gençler turunçgiller. Şimdi turunçgilleri biraz açmamız lazım. Turunçgiller deyince aklımıza ne geliyor? Mesela portakal, mandalina, greyfurt değil mi? Limon bu gibi ürünler hepsi turunçgillere geliyor. Turunçgil eşittir Akdeniz iklimi. Bundan dolayı Akdeniz iklimi görüldüğü yerlerde genellikle yetişir. Bir istisna. O da neresidir? Rize gençler. İncir. Yine incirde de dünyada birinci sıradayız gençler. Evet. Dünyada birinci olduğumuz ürünlerin başında yine ne görüyor gençler? İncir geldiğini söyleyebiliriz. İncir yine hem kuru incir ve yaş incir olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Bunlar yine dışarı sattığımız ürünlerin başında geliyor. Bir anekdot daha vereyim gençler. Özellikle kayısıyı ilk dış yani sattığımız dış ülke gençler Almanya olduğunu bilin gençler. Evet. Muz. Muz özellikle iki tane ilimizde yetişiyor gençler. Biri özellikle Mersin, Anamur, diğeri ise Antalya, Alanya gençler. Bu iki tane bölge ilimiz dışında herhangi bir yerde yetişmiyor. Bilginiz olsun. Elma yine Türkiye'nin her yerinde yetişiyor. Aman dikkat! Gençler bakın Amasya elması meşhurdur. Fakat en fazla elma Amasya'da değil Isparta'da yetişiliyor.
Bunun altını çizelim. Demek neymiş? En fazla Isparta'da yetiştiriliyor. Kivi ise gençler yine aynı şekilde nerelerde yetiştiriliyor gençler? Karadeniz, özellikle Yalova, Sakarya ve çevresinde yetiştirildiğini bilelim yeterli. Endüstri bitkilerine baktığımızda ise gençler, endüstri bitkileri deyince aklınıza ne geliyor? Evet, özellikle şeker pancarı ve çay. Tarımın yapıldığı yerlere yakın yerde muhakkak fabrikasının kurulması lazım. Çünkü çok çabuk bozulabildikleri için. Bunu da bilmemiz lazım. Şeker pancarı en fazla nerede yetişir diye soru gelirse Konya. Aman dikkat, kıyı kesimleri hariç Türkiye'nin her yerinde yetişiliyor. Neden kıyı kesimleri hariç? Çünkü kıyı kesimlerinde genellikle gençler ekonomik getirisi çok fazla olan ürünler yetiştirildiği için. Pamuk gençler normalde eskiden Adana birinci sıradaydı. Fakat GAP'la birlikte birinciliği kim ele aldı gençler? Evet, tabii ki de Şanlıurfa gençler. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Özellikle pamuk üretimi genellikle nerelerde yapılıyor gençler? Güneydoğu bölgesi. Eskiden gençler Ege'de daha sonra Akdeniz daha sonrasında ise GAP'la birlikte nereye geçmişti gençler? Güneydoğu bölgesindeki Şanlıurfa'ya geçmiştir. Tütün. Tütün de yine gençler özellikle kalite değeri düşürülmemesi için devlet kontrolünde olan bir ürün. Bundan dolayı en fazla nerede gençler? Zühtü'den aklınıza gelsin Ege bölgesi. Özellikle İzmir, Manisa, Kütahya bu gibi yerlerde tütün çok fazla yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Aman dikkat, nerenin tütünü meşhurdur? Adıyaman Çelikan. Evet, çay tarımına baktığımızda ise çay %100 sadece Karadeniz bölgesinde yetişiliyor. Karadeniz dışında herhangi bir yerde yetişmiyor. Bundan dolayı yetişme alanı en dar olan ürünümüz evet, çay, daha sonrasında ise muz geldiğini bilmemiz lazım. Trabzon, Rize, özellikle bol yağış istediğinden dolayı sadece tek bir bölgemizde yetiştiriliyor. Geldi yağ bitkilerine gençler. Yağ bitkileri deyince aklınıza ne geliyor? Ayçiçeği. Gençler, ayçiçeği Türkiye'de birinci sırada olduğu bölgemiz neresinde diye soru gelirse Marmara bölgesi. Özellikle Tekirdağ ilk sırada yer aldığını söylememiz lazım gençler. Zeytin Zühtü'den aklınıza gelsin yine gençler. Ege bölgesi özellikle Aydın gençler zeytinde ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Zeytini iki gruba ayıracağız. Yağlık zeytin, sofralık zeytin. Eğer yağlık zeytini sorarlarsa Ege, sofralık zeytini soruyorlarsa ne diyeceğiz gençler? Özellikle Marmara, neresi? Gemlik'ten aklımıza gelsin Bursa gençler. Ketenkelemin, soya fasulyesi, yer fıstığı ve susam. Yine bunlar da ne ürünü gençler? Yağ bitkili ürünleridir. Ketenkelemin uyuşturucu ana maddesi olduğundan dolayı devlet kontrolünde. Soya fasulyesi Akdeniz ve Karadeniz'de yetiştiriliyor gençler. Yer fıstığı özellikle Akdeniz'de, Kahramanmaraş, ama özellikle bir de Adana'da yetiştirildiğini bilmemiz lazım. Susam, malı biliyorsunuz tahinin ana ham maddesidir gençler. Çok fazla tüketilmemesi gerekiyor gençler. Gül deyince aklımıza direkt kim geliyor? Isparta gençler. Özellikle Isparta gül diyarı olduğundan dolayı en fazla Isparta'da yetiştiriliyor gençler. Baklagiller grubuna baktığımızda mercimek. Şimdi mercimeği iki gruba ayıracağız. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek. Eğer yeşil mercimeği soruyorlarsa İç Anadolu bölgesi, özellikle Konya ve Kırşehir'i ele alacaksınız gençler. Kırmızı mercimek ise Diyarbakır, yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. Nohut ise yemeklik ve leblebi olmak üzere iki gruba ayıracağız. Evet, Çorum'dan aklınıza gelsin. Bir de gençler özellikle Elazığ'da da yetiştirildiğini söylememiz gerekiyor. Evet, nohut yine birinci sırada olan ilimiz Kırşehir'dir gençler. Fasulye yine sulamanın yapıldığı yerlerde genellikle yapıldığını söyleyebiliriz. Yumrulu bitkiler de gençler özellikle patates ve soğan. Patates ve soğanı, evet, patates deyince aklınıza Niğde gelecek. Soğan ise gençler sarımsaktan aklınıza gelsin gençler. Neresi? Kastamonu. Evet, Türkiye'de tarım ürünleri bu şekilde gençler. Bunun için ne yapmamız lazım? Genel tekrarını yapacağız. Hangi ilimizde birinci olduğunu bir muhakkak bilmemiz gerekiyor. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de hayvancılık ve Türkiye'de ormancılık konumuza devam edeceğiz gençler. Özellikle Türkiye'de hayvancılık deyince aklımıza gelebilecek sadece büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık gelmesi gençler. Bunlar çeşitleri var. Bunlar tek tek ele alacağız gençler. Özellikle Türkiye'de hayvancılığın gelişmesinde etkili olan faktör gençler iklim çeşitliliğinin fazla olması. Mesela arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık değil mi? İpek böçeçili bunların yapılabilmesi için ne olması lazım gençler? Dağların özellikle dağlık ve engebeli olması lazım. Dağlık ve engebeli olması sonucunda ise iklim çeşitliliği
Çok yaygın olduğunu görebiliyoruz gençler. Özellikle büyükbaş hayvancılık deyince aklımıza ne gelecek gençler? Büyükbaş hayvancılığına baktığımızda özellikle gençler manda ve sığır olmak üzere iki gruba ayıracağız gençler. Genellikle manda üretiminde birinci sırada olan ilimiz gençler neresidir gençler? Evet, manda üretiminde birinci sırada olan ilimiz Samsun. Evet, sığır üretiminde ise yine birinci sırada olan ilimiz ise gençler Konya olduğunu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Malum biliyorsunuz Konya özellikle şeker pancarı üretimi çok fazla olduğundan dolayı küspesinde hayvancılık yapılıyor. Yani hayvan yemi yapılıyor ve bundan dolayı da hayvancılık geliştiğini söyleyebiliriz. Evet, büyükbaş hayvancılığı iki gruba ayıracağız gençler. Birincisi mera hayvancılığı gençler. Mera hayvancılığı özellikle yaylacılığının en fazla olduğu, özellikle çaylık alanının fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde çok yaygın olarak kullanıldığını ve hatta yapıldığını söyleyebiliriz. Mera hayvancılığının olabilmesi için kesinlikle gür bitki örtüsünün muhakkak olması gerekiyor. Ne olması lazım? Çaylık alan, aman dikkat. Ormanlık alanlarda genellikle keçi ve diğer tür hayvancılık yapılırken mera hayvancılığı ise genellikle çaylık alanında yapıldığını söyleyebiliriz. Besi ve ağır hayvancılığı ise gençler özellikle tüketimin fazla oldu. Yani Marmara ve çevresi. Örneğin mesela Bursa, Kütahya, Manisa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bu gibi illerimizde, Çanakkale bu gibi illerimizde genellikle besi ve ağır hayvancılığı daha fazla kullanıldığını, daha fazla yapıldığını söyleyebiliriz gençler. Küçükbaş hayvancılığa baktığımızda ise iki gruba ayıracağız gençler. Özellikle küçükbaş hayvancılık en fazla yapıldığı yer İç Anadolu bölgesi, bozkırlık alanlar gençler. Ayrıca biz bunları iki gruba ayıracağız. Koyun ve keçi. Gençler koyun en fazla nerede özellikle gençler? İl bazında soru gelirse Van. Sayı bakımında en fazla koyuna sahip olan ilimiz Van'dır gençler. Aman dikkat, en fazla nerede yetiştiriliyor peki? İç Anadolu bölgesidir gençler. Keçi ise iki gruba ayıracağız gençler. Kıl keçisi ve tifti keçisi gençler. Kıl keçisi genellikle Akdeniz iklimi, yani Mersin birinci sırada bu arada gençler. Mersin ve Antalya, bir de Adana'da. Evet, tifti keçisi ise gençler, tifti keçisi bir ilimize özgüdür. O da neresi gençler? Ankara. Niye ele almamız lazım gençler? Evet, küçükbaş hayvancılık bu şekilde. İpek böcekçiliği. Şimdi ipek böcekçiliğin yapılabilmesi için muhakkak ki ne olması lazım? Dut ağaçlarının olması lazım gençler. Eğer bir yerde dut ağaçları varsa kesinlikle bu gibi yerlerde ne yapılır? İpek böcekçiliği yapıldığını söyleyebiliriz. Aman dikkat! İpek böcekçiliğin yapılabilmesi için dut ağaçlarına ihtiyaç var. Aman dikkat! En fazla işletilen yer ise İstanbul'dur gençler. Mesela herhangi bir İpek böcekçiliği yapılan yer gördünüz mü burada? Yok. Ama yanı başınızda olan Mert'te gençler ipekli dokuma çok yaygındır diyebiliriz. İpek böcekçiliğin en fazla yapıldığı 4 tane ilimizi yazacağız gençler. Bunlar bizim için önemli. Peki nerelerdir hocam? Evet. Eskiden gençler Antalya birinci sıradaydı fakat Diyarbakır bunu solladı gençler. Diyarbakır birinci sırada. İkinci sırada gençler Antalya. Üçüncü sırada gençler özellikle Bursa ve çevresi. Ha bu arada Bursa'da hem ipek böcekçiliği yapılıyor hem de ipek böcekçiliği işletiliyor gençler. Bir de Hatay. Evet, Hatay'da özellikle bu 4 tane ilimizde ipek böcekçiliği çok yaygın olarak da yapıldığını söyleyebiliriz. Nerede işletilir diye soru gelirse 2 tane ilimizde Bursa ve İstanbul'da işletildiğini söyleyebiliriz. Kümes hayvancılığına baktığımızda ise kümes hayvancılığı 2 gruba ayıracağız gençler. Nasıl? Evet, malum biliyorsunuz yumurta tavuğu ve et tavuğu olmak üzere 2 gruba ayırıyor. ÖSYM'e bu şekilde soru sorabilir gençler. Eğer yumurta tavuğunu sorarlarsa gençler ne diyeceğiz? Afyonkarahisar. Et tavuğunu sorarlarsa Bolu işaretleyeceğiz gençler. İkisini muhakkak bilmemiz lazım. Bir de kümes hayvancılığı en fazla nerede yapılır diye soru gelirse Marmara ve çevresi. Neden? Yine aynı şekilde tüketim fazla olduğu için gençler. Bunları bilmemiz gerekiyor. Geldik balıkçılığa. Gençler Türkiye'de balıkçılık çok fazla gelişmemiş. Neden? Üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, yarım bir ada üzerinde yer almasına rağmen balık kültürü olmadığından dolayı çok fazla tüketemiyoruz. Ayrıca okyanusa kıyımız olmadığından dolayı açık deniz balıkçılığı yapılamıyor. Bir de bir yerde balıkçılığın yapılabilmesi için ne olması lazım gençler? Evet, muhakkak ki tüketim fazla olması lazım ve çevre kirliliğinin az olması lazım. Artı bizim soğutucularımız yok. Bundan dolayı çok fazla balık
balıkçılık yapılamıyor işte. Peki balıkçılık en fazla nerede yapılır? Malum biliyorsunuz Karadeniz'de olan arkadaşlarımız vardır gençler. Karadeniz'de hamsi özellikle tüketimi çok fazla olduğundan dolayı en fazla balıkçılık nerede yapılır? Karadeniz'de. Aman dikkat, balık çeşitliliği en fazla olan denizimiz Marmara. Ama en fazla balık nerede bulunur? Akdeniz denizimizde yer aldığını söyleyebiliriz gençler. Peki biz balıkçılığı gelişmiş için ne yapmamız lazım? 1. Çevreyi temiz tutmamız lazım. Yani kıyı şeridimizi. 2. Balık daha fazla tüketmek için ne yapmamız lazım gençler? Bu kültürümüzü yaygınlaştırmamız lazım. Bir diğer hayvancılığımız ise gençler arıcılık. Arıcılık bizim için çok önemli. Neden? 4 tane iklim, 4 mevsim yaşanıyor. Ve Türkiye'de dağlık ve engebeli alanlar çok fazla olduğu için genelde çiçekli alanlar fazladır. Malum biliyorsunuz çiçekli alanlarda muhakkak polenlerin üzerinde ne vardır? Arılar vardır gençler. İşte bu faaliyetlerin en fazla yapıldığı 4 tane ili bilmemiz lazım. Hatta yazalım gençler. Özellikle Rize'yi muhakkak bilmemiz lazım. Rize'de neye? Evet, hangi arıcılık yapılıyordu genellikle? Baktığımızda o arıcılıkta bir tane bal üretiyorduk. Biz bu balı ne diyoruz? Anzer balı gençler. Evet, bu arada bu Anzer balı gençler, bu Anzer balını almak için bir yıl öncesinden randevu almak zorundasın devletten gençler. Neden? Çünkü bir çay kaşığından fazlasını tükettiğinizde gençler mefta olursunuz. Bunun için önemli bir etkendir. Ve Anzer balığını gençler genelde hangi ülkeye sattığımızı bilmemiz lazım. Neresi gençler? Almanya'ya satın alıyor, satıyoruz gençler. Peki biz Almanya'ya bal satıyoruz fakat Almanya'dan ne alıyoruz biliyor musunuz gençler? Kemoterapide kullandığımız ilaçları alıyoruz. Peki bu balı nerelerde kullanıyorlar? Evet, kemoterapide kullanılan ilaçlarda kullanıldığını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Bir diğer ilimiz ise gençler, evet fark ettiniz bilmiyorum ama Türkiye'de yağışın bol olduğu yerleri sayıyorum şu anda. Muğla, Hakkari, Batman, evet Sibel arkadaşımıza selam olsun. Batman özellikle yine gençler, özellikle ne yapılıyor gençler? Baktığımızda balıkçılık yapıldığını söyleyebiliriz. Evet, başka ne var gençler? Adıyaman. Evet, bu gibi yerlerde genellikle ne yapılıyor gençler? Arıcılık yapıldığını görebiliyoruz gençler. En fazla arıcılık nerede yapılır? Rize'de. Aman dikkat! Peki neyi unuttuk? Söylemiyorsunuz. Evet, Ordu, Giresun. İkiz kardeşler bunlar. Hem fındıkta hem de özellikle arıcılıkta ve bal üretiminde gençler ne yapıyor gençler? İkili oynuyorlar gençler. Peki bal üretiminde dünyada birinci sırada olan ilimiz neresidir gençler? Evet arkadaşlar, Ordu'dur. Peki Türkiye'de birincisi, dünyada kaçıncı sıra? Dünyada birincisi, Türkiye'de kaçıncıdır? Evet, bunun gibi daha öncesinde size söylemiştim. Evet, dünyada birincisi tabii ki de doğal olarak da Türkiye'de de birincidir gençler. Onun için bunun bir şakası var mal biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız şunu soruyor. Hocam diyor, dünyada birincisi Türkiye'de kaçıncı? Ve bu gibi sorularla geldiği için onun için birazcık espri olsun diye anlatalım dedik. Evet, Ordu bal üretiminde birinci sırada. Arıcılıkta ise gençler yine ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz gençler. Türkiye'de ormancılık. Evet, Türkiye'de ormancılık deyince aklınıza ne gelecek? Gençler, Türkiye'ye baktığınızda kıyı kesimleri genellikle ormanlarla kaplı. En fazla ormana sahip olan bölgemiz Karadeniz. En az ise gençler Güneydoğu bölgesi. Karadeniz bölgesinde yağışlardan dolayı çok fazla görülürken İç Anadolu bölgesinde ise gençler, Güneydoğu bölgesinde ise genellikle yağışlardan dolayı gençler çok fazla ormana sahip değildir. Peki biz ormanlarda nasıl faydalanıyoruz? Bunu da bilmemiz lazım. Ormanlarda özellikle 1. Yakacak odun, 2. ilaç yapımında kullanırız gençler. Özellikle reçineden, baktığımızda malı biliyorsunuz ağaçların sütü var, bundan faydalanıyoruz. Ağaçların yapraklarından, ağaçların gövdesinden ne yapıyor gençler? Özellikle ilaç, yani farmakoloji bölümünde kullandıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca gençler, mesire alanlar, yani turizm ve açılan yerlerde genellikle çok kullanılıyor. Son zamanlarda malı biliyorsunuz özellikle kıyı kesimleri, Karadeniz hariç, Güney Marmara, Ege ve Akdeniz'de gençler, ne yapılıyor işte malı biliyorsunuz, orman yangınları çok aktif malı biliyorsunuz. Peki ormanlara baktığımızda orman yangınlarının %99'unda insan kaynaklı. Doğrudan %1'lik bir kısmı ise yine insanoğlu dolaylı yönde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de özellikle ormanlar bakımında en zengin olan bölgemiz Karadeniz, en fakir olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. En fazla orman yangınları
Marmara, Ege ve Akdeniz'de görülürken Karadeniz'de yağışlardan dolayı, Güneydoğu bölgesi, İç Anadolu bölgesinde ise zaten ormanlık alan az olduğundan dolayı çok fazla orman yangınları gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Evet, ormanlarda nasıl faydalanıyoruz başka? Özellikle keresiye mobilyada kullanıyoruz. Kağıt, özellikle kağıt hamurunda kullanıyoruz. İki gruba ayıracağız gençler. Özellikle kağıtta kullandığımız hamuru genellikle Brezilya'dan satın alıyoruz. Özellikle mobilya yapımında kullandığımız tomrukları ve hatta ağaçları ise gençler genellikle Kanada, ondan sonra Danimarka ve Rusya'dan satın aldığımızı söyleyebiliriz. Neden? Daha fazla dayanıklı olduğu için. Bunun için kesinlikle ne yapmamız lazım? Evet, ormanlarımıza, ağaçlarımıza zarar vermememiz lazım. Malabiliyorsunuz 2-3 ay öncesinde ne yapıldı gençler? Herkes kendi fidesine, kendi ağacını dikti. Biz de yine aynı şekilde bunu muhakkak ki bir kuruluşa bağlı kalmadan kendi ağacımızı kendimiz dikmemiz gerekiyor gençler. Evet, Türkiye'de tarım, hayvancılık ve ormancılık bu kadar gençler. Genel tekrarını yaparsanız özellikle çıkmış soruları muhakkak çözelim gençler. Bundan kesinlikle soru gelir. Artı bu konu hem AYT hem de TYT, yani tek taştan iki kuş vurmuş oluruz gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.